Merhabalar, Neslihan Şirin, Şirin Lezzetler kanalıma hoş geldiniz. Evet, şimdi sizlere harika bir kereviz yemeği yapacağım. Ben çok seviyorum kerevizi. Gerek böyle yoğurtlu, çiğden rendeliyorum, yoğurtla yapıyorum. Gerekse böyle yemeğini yapıyorum. Şimdi kerevizlerimiz 2 tane soyduk. 2 adet havucumuz var. Ben limonlu suya bastırdım kararmasınlar diye. 1 tane patatesimiz var. Öncelikle şu patateslerimizi de şöyle biraz kalınca kalınca hemen doğruyoruz. Evet, çıkan sesi duyuyorsunuz. Biraz çünkü kalın doğruyorum. Şu şekilde doğradım. Bunun sonrasında kerevizimizi, soğanlarımızı da aynı şekilde kerevize başlamadan soğanları da doğrayayım. Şöyle yan yan ve kalın şekilde doğruyorum. Evet, çok iyi bir aşçı olduğum söylenemez ama gayet güzel yemekleri yapmayı da beceriyorum herhalde. Evet, kesmeyi ve başardım. Şimdi elimize kerevizimizi alıyoruz. Çok ilginç bir yemek olacak bu. Bakın, kerevizin içini sadece havucun genişleyince oymaya başlıyoruz. Şu şekilde, şu şekilde çıkartmaya başlıyorum. Diğer taraftan da oymaya başlayacağız efendim. Kerevizimizde şöyle bir tünel açıyoruz. Tünel diyorum ben buna. Evet, başardık. Çok kolay bakın. Çok kolay. İşte çıktı. Evet, şuradan baktığınız zaman karşı tarafı göreceksiniz. Gördünüz mü? Böyle bir kereviz yemeği YouTube'da daha ilk defa olacak. Ve tabii ki bunu da Neslihan Şirin yapacak. Bakın, şöyle göstereyim size. Karşı tarafı görüyorsunuz, değil mi? Evet, bu şekilde oyduktan sonra havucumuzu alıyoruz ve kerevizimizin içine bakın ne kadar güzel. Çok güzel oluyor gerçekten. Şöyle iyice tepelim ki biliyorsunuz havucun şu tarafı biraz ince olduğu için böyle şurası da tamamıyla kaplansın. Kerevizler biraz kararıyor ama limonlu su da hiç önemli değil. Sonrasında efendim şunları şöyle biraz kenarıya çekelim bakalım. Kerevizimizin şurasını, havucu şöyle kesiyoruz. Evet, bu tarafı da keselim. Evet, kestik. Bakın, şu hale getireceksiniz kerevizi. Sonrasında ise bakın şu şekilde kesiyoruz kerevizimizi. Şöyle dizebiliriz. Bakın, hatta görselliği görüyorsunuz ne kadar güzel oluyor. Evet, biraz kesmek için kuvvet gerekiyor. Çünkü kereviz çok sert bir sebze. Evet, bu arada şöyle güzelce bakın. İşte gördünüz şu şekliyle gayet güzel. Böyle bir şey gördünüz mü? Görmediniz çünkü ilk defa dedim ya. Şimdi benden sonra şu tarihten sonra yapılan bütün videolarda efendim Neslihan Şirin'den almış olacaklar. Bakın işte böyle kerevizimizi bu şekliyle tenceremize koyuyoruz. Bakın, bunun üst katmanını da koyabiliriz. 2 katta yapabiliriz. Diğer kerevizimizi de şöyle oyduk efendim. Şöyle görüyorsunuz, karşıyı görüyor. Yine ona da havucumuzu geçirdik. Bir daha göstermek istedim. Sonra havucumuzu kesiyoruz şöyle ve kerevizimizi şekilde görüldüğü gibi dilim dilim dilimleyeceğiz. Evet, şimdi ne yaptık efendim? Şu kerevizlerimizin arasından çıkanları şöyle koyabiliriz. Bakın şurada da var biraz. Bunlar da ziyan olmasın. Lezzetli bir şekilde pişsinler. Şöyle yerleştiriyoruz. Evet. Şu şekilde yerleştiriyoruz. Üzerine efendim biraz zeytinyağını gezdirelim. Bunlar artık göz kararı olan şeyler. Zeytinyağı çok seviyorsanız çok koyabilirsiniz ya da az seviyorsanız az dökebilirsiniz. Hemen soğanları araya alıyoruz. Bakın şöyle 4 tane zaten bir soğan koydum ben. Üzerine patateslerimizi koyuyoruz. Her şey çiğden oluyor. Suyunu da ilave edip haşlamaya koyacağız. Evet, şu şekliyle bir tanesini ortaya koyalım.
Çok güzel bir görsel, harika, lezzetli ve biliyorsunuz kereviz de rejimlerde kullanılan çok güzel bir sebze. Soğanımız, patatesimiz, hepsimiz hazır içinde. Sonra nane ile süsleyebiliriz üzerini. Pişerken ben fazla bir şey koymuyorum yeşillik olarak içine. Biraz tuz koyuyorum, karabiber de koyabilirsiniz. En üzerine pul biberle de süsleyeceğiz. Şimdi bu şekilde getirdikten sonra biraz daha yağ koyabiliriz. Yağı biraz, çünkü zeytinyağlı yapacağız. Zeytinyağı da çok güzel, nedir? Sağlıklı bir yağdır. Şimdi limon dilimliyoruz. Evet. Limonlarımızı da koyuyoruz. Harika bir yemek olacak. Bunu kısık ateşte önce kaynayana kadar hızlı da tutabilirsiniz. Sonrasında lütfen kısık ateşi alın. Dağılmadan pişmelerini istiyorum çünkü. Şu şekliyle yapıyoruz. Suyunu koymaya geldik. Üzerine çıkacak kadar su koyacağız. Çok fazla değil. Bakın, az suda pişireceğiz. Şöyle koyuyoruz. Kaynarken yine göstereceğim ben size. Bakın, neredeyse üzerine bile çıkmadı. Yarıya kadar geldi. Çünkü sebzeler de su salacaklar. Evet, haydi bakalım şimdi ocak başına pişirmeye. Kapatıyoruz efendim. Şimdi açılımımızı yapacağız ve bu arada da kereviz yemeğimiz pişecek. Evet, kerevizimiz şu anda kaynamaya başladı. İşte bakın, bu şekliyle kaynayacak ve suyunu iyice çekene kadar da pişireceğiz. Şu an altını yavaşa almış bulunmaktayım. Bu şekle gelene kadar, suyunu iyice çekene kadar pişiriyorum. Şu an yavaşa aldım ve siz görün diye yaptım. Zaten koyduğumuz su miktarı, suyunu çekince yemeğimiz pişmiş olacak. İsterseniz de şöyle batırabilirsiniz. Bakın, hemen patatesleri kolaylıkla bıçağa batırabiliyorum. Geldik bakın. Tıpkı patatesler gibi kerevizler de hemen bıçak girecek. Ve bunu elde edince demek ki yemeğimiz pişmiş demektir. Evet, şimdi geldik açılımımıza. Bugün de size yine tarot kartlarıyla bir açılım yapacağım. 12 tane kartımızı yine seçiyoruz efendim. Ve her burç için tek kart seçiyoruz. Aşk ilişki açılımı olarak değerlendireceğiz. Hemen seçelim bakalım. Melek kartlarıyla seçiyorduk. Bugün böyle tarot kartlarıyla seçelim bakalım. Aşk ilişki oyunları da Neslihan Şirin Astroloji kanalına hemen geliyor efendim. Evet, bu arada hemen açılımı da yapıyoruz. Hemen açılımımızı yapıyoruz. Bu arada yemeğimiz pişiyor. Şimdi Koç burcu için başlıyoruz bakalım. Koç burcu, beklemeye girecekmişsin. Olumluya giden bir bekleyiş varmış aşkında. Merak etme, bu çok güzel bir kart. Mahsulü ekmişsin, girişimini yapmışsın. Bu arada beklemeye geçmişsin demektir bu. Yakında güzel gelişmelerin olacağını, aşkla ilgili biriyle tanışabilir, ilişkisi olmayanlar, ilişkisi olanlar ise beklentilerinin karşılığını alabilir. Yani bir arama, bir rahatlama dönemine gelecekler. Boğalar, evet, boğalar ise bakın, burada yardımlaşma çıktı, sevgi, anlayış, tolerans çıktı. Kartınız diyor ki sevgi yapın, anlayış yapın, tolerans yapın. Bakın, üçünün de farklı anlamları vardır. İlişkide maddiyat asla ön planda olmamalı. Biliyorsunuz, boğalar ikinci ev, para maddi kaynaklar evidir, yetenekler evidir. Siz yeteneklisiniz, yeteneklerinizi konuşturun efendim. Aklınıza parlak fikirler gelebilir. Aşkla alakalı güzelliklere ulaşabileceksiniz. Güzel bir yardımlaşma var aşklar arasında. Aşıklar arasında. İkizler burcuna geldik. Güneş gibi parlama var, sıcaklık var. Demek ki sevdiğiniz sizi güneş gibi sıcak görüyor, parlak görüyor. Bir de aşkta birleşme demektir, mutluluk demektir. Bu ne güzel bir kart. Evet, ikizlere çok güzellikler çıktı. Güneş gibi parlayacaklar aşkları ve mutluluk demektir o.
Sıcaklık, sıcak ilişkilerde bulunabilecekleri bir sevgiliyle tanışma. Evet, geldik yengece. Yengeç kriz kartı çıktı. Şimdi kriz, aşkta kriz nasıl olur? O kadar ağır bir sorumluluk olabilir. Aşkta hastalıklı, isterik bir aşk olabilir. Bu arada çareler düşünüyorsunuz. Kafanızda bir lamba yanmış. Bu çareleri yakında bulacaksınız. Sadece biraz duraklama dönemine girmiş bir aşkı gösteriyor. Evet, bu arada böyle kart çıkan yengeçlerimiz beklemede kalsınlar örneğin. Böyle kart çıkan yengeçlerimize benim tavsiyem hiçbir şey yapmadan bir an dinlenip ara vermeleri demektir. Aşkta açılma olacak demektir. Aslanlar, siz de özgürlük arıyorsunuz. Gayet böyle özgürlüğe düşkünsünüz. Hiç kimse sizi sıkıştırmasın. Aşkta çok sorumluluk almayın. Tabii ki bu biraz erkek aslanlar için geçerli. Kadın aslanlar biraz daha sorumluluk alır, tutku. Onlar için aşkta tutku çok önemlidir. Evet, ermiş kartı, içsel sesinizi dinleyin ve bir özgürlük arayışı. Yani bakın, dikkat edin aslanlar. Karşı taraf özgürlük arayışında olabilir. Siz ayrılık isteyebilirsiniz ya da ilişkide biraz daha özgür bir platformda olmak isteyebilirsiniz. Bunu bir düşünün. Geldik mi geldik aslanlardan sonra başaklara. Geldik başaklara. Başaklar biraz çok ilişkide soğukluk hissediyorlar. Soğuk rüzgarlar esiyor ya da soğukluk görüyorlar. İlişkide biraz donukluk ve soğukluk çıkmış. Birazcık kadere bırakın diyorum. Yani kader size değişmenizi istiyorsa, ayrılın diyorsa, bakın bugün yedek kartlar çekmiyorum. Böyle kartların üzerinde yıkım falan olmadıktan sonra çekmiyorum. Kaderi de bunda kitlemiyorum. Size ne yapmanız gerektiğini söylüyor bu kartlar. Aşk için açtığımda ne yapmanız gerektiğini anlattığım için size yedek kart çekmiyorum. Kılıç Şövalyesi soğukluk gördüğünüzün kanıtı, savaş, ağız dalaşı gibi ilişkide çok oturmamış bir şeyler var. Sıcaklık görebilmeniz için belki doğru insan değildir ya da kopuk ilişki sürdürdüğünü gösterir başakların. Biraz daha sabredin ama sonrasında bence yeni kulvarlara doğru yol alın. Evet, bu arada çünkü bunun geçmesini beklediğiniz zaman araya hani kırılmış bardak tekrar eski hale kesinlikle gelmiyor. Bunu biliyorsunuz. Bu arada teraziye geldik. Teraziye bakar mısınız? Terazi bir küslük görmüş burada. Ağacın altına oturmuş bir küslük görüyor. Bakın, bir ilahi el uzanıyor. Ve ona yardımcı olmak istiyor aşkta. Küslük görüyor derken karşı taraf ya da kendileri arasında soğukluk, bir de aynı şeyi yaşamaktan sıkılmış. Örneğin ilişkinin bir adım ileri gidememesi gibi. Terazilerde de bir an evveli silkenip bu ölü toprağını üzerinden atması gerekir diye düşünüyorum. Geldik bakın akrebe. Akrep ne kadar muhteşem, güvenli, rahat bir ortamdasın. Güven duyuyorsun. İlişkin harika gidiyor. Yani burada yapacağınız şey sadece güven olgusu gelişmiş demektir. Muhteşem. Galiba sizler maddi manevi rahatladınız. Maddi manevi rahatlama geliyor ilişkide de diyebiliriz. Çünkü bu maddi anlamda da rahatlama, güven duygusu demektir. Bakın, burada da yaylara geldik şimdi. Burada yaylar biraz kalbi kırık çıktı aşkta. Yine değişim diyor onlara. Kader değişimi öngörüyor. Kalpleri bile sıkışıyormuş. Fiziksel rahatsızlık, kalbin hoplaması, küplemesi işte birazcık kırık. Gönül kırık. Biraz daha aşkta ve işte diyelim. Biraz daha vakti var. Bu kalp kırıklığı gözyaşı da demektir. Bakın, ağlıyorsunuz, ağlıyor olabilirsiniz. Kader size de değişin diyor. Evren değişin diyor. Yani bakın, beyaz bulutlar açılmaya başlamış aslında. Yağmur da yağıyor arkada. Bu ağlama gözyaşı demektir. Yaylar, evet. Satürn şimdi sizlerin 2,5 yıl biliyorsunuz bir hayli denge unsurunuzu kaybettirdi. Ne yapacağınızı şaşırdınız. Aşkta ve işte çok iyi gittiği söylenemez ama güzellik geliyor. Bu sizin temizlenmeniz, arınmanız demektir. Bu buluttan akan temiz bir yağmur var.
Evet, yay biraz kendini dinle, doğaya çık ve gezin tozun diyorum, kalbinin açılması gerekiyor. Aşk hemen değil, hemen değil. İlla aşk olması gerekmez, illa çok zenginlik gerekmez, illa her bir şey sizde olması gerekmez. Hırs yapmayınız lütfen. Evet, geldik oğlaklara, bakın oğlaklar sizin aşkınızda aşk okları ve titreşimler çıktı. Yeni bir haber, var olan ilişkide hızlıca bir hareket, gayet güzel. Yani oğlaklar bir haylidir haber alamadığınız kişilerden haber alabilirsiniz. Kovalara geldik bakalım. Kovalar kupası çıktı. Şans size geliyormuş. Büyük bir ilahi şans. Evlilik anlamına da gelebilir. Evlilik kısmeti balıklar bakın. Suyun içinden çıkarıp böyle kupayı size veren bir şey ve suyun içinde pıtır pıtır balıklar var bakın. Kısmet anlamında kısmetiniz artacak demektir. Evet, kovalara büyük bir şans kısmet geliyor dedik. Balıklar, balıklar ise bakın. Balıklarda harika eski anılarda kalan bir şeyler var. Anılarda yaşıyorsunuz, geçmişe dönüyorsunuz. Aşkınızda unutamadığınız bir şeyler var. Geçmişe veda edin ve teşekkür edip lütfen geçmişten ayrılın diyorum bir an önce. Çünkü geçmişteki ilişkinizin sizin şimdiki ilişkinizi bloke etmesine izin vermeyin. Ya da geçmişte olanı unutursanız karşınıza çok güzel yeni bir aday çıkabilir ya da aday adayları çıkabilir. Onun için sizler ilk aşk zaten bu ilk aşk da demektir ve sizin yakında çok güzel bir ilişkiye evet demenizi de gösteriyor. Burada bakın sadece neler yapmanız gerektiğini anlattım. Şimdi yemeğimize bakacağız. Ben bu açılımda tabii ki her daim her zaman dilimi olmadan her kim bu açılımı izlerse aşkıyla ilgili bir mesaj bulsun diye yapıyorum. Yani bunda zaman kısıtlama koymuyorum. Sadece aşkta olan mesajları sizlere iletmek istiyorum. Ya da şimdiki var olan durumunuz hakkında bilgi verir bu kartlar. Şimdi kereviz yemeğimize bir bakalım. Bakalım pişmiş mi? Evet, yemeğimizi getirdik. İşte bakın misler gibi dumanı üzerinde tütüyor henüz. Hemen alıyoruz efendim yemeğimizden ve servisimizi yapıyoruz. Önce bir soğandan alalım. Bakın suyunu iyice çektirdim. Ben çünkü o şekilde seviyorum. Yani hiçbir şekilde suyu olmasın. Kerevizi böyle yiyebiliyorum. Evet, şimdi limon da koyalım. Bakalım şöyle görsel olarak limonumuzu soğanın üzerine koyabiliriz. Siz de görün şöyle. Evet bakın bir kere de bir sürü sebzeyi pişirdik. İşte görüyorsunuz boncuk göz çıktı. Boncuk göz kereviz koyalım bu yemeğin ismini. Gerçekten çok güzel oldu zeytinyağla. Evet parça parça kerevizleri de koymuştuk ya. Çok güzel. Bakın şimdi süsleme olarak da nane yaprakları koyuyorum. Ben böyle naneyi o kadar seviyorum ki. İsterseniz biraz karabiber ekebilirsiniz. Yemeğin içine koymadım. Herkes sevmez diye. Şöyle nane yapraklarıyla süsleyebilirsiniz yemeğimizi. Harika olacak. Görsel olarak da evet hiçbir yerde görmediğiniz, yemediğiniz bir yemek. Evet, süslemek adına biraz videoyu durdurdum. İşte görsellikte tavan yapan bir. Bakın biraz karabiberi ben sadece patateste seviyorum. Biraz böyle üzerine acı da dökebilirsiniz aslında böyle. Görsellikte de çok güzel oluyor. Üstelik de kırmızı biberi biliyorsunuz kırmızı. Pul biber yediğimiz yağları hemen yakıyor. Böyle bir özelliğe sahip. Nanelerle süsledik. Koku inanılmaz. Ay bunu ben bölmeye kıyamıyorum. Çünkü ben bunun fotosunu çekeceğim. Instagram'da paylaşacağım. Sadece şuradan hemen şöyle kıyısından şu parçalardan bir kereviz alayım. Gerçekten ağızda eriyor. Harika. İnanılmaz seviyorum kerevizi. Kerevizin yoğurtlusunu da size göstereceğim. Şu an zaten kereviz ve patates tadı gibi olmuş. O kadar güzel olmuş. Evet ben hemen şimdi birazdan fotosunu çekip bu harika yemeği yiyeceğim. Çok da sağlıklı. Afiyet olsun. Şimdi efendim Neslihan Şirin Astroloji kanalıma muhakkak abonelik bekliyorum. Bunun yanı sıra Neslihan Şirin Lezzetler efendim
Yemek kanalıma da. Hala olmadıysanız abone olunuz. Çok büyük bir hızla ilerliyoruz. 2000'e geldik. İnanılmaz bir durum. Çok kısa olmuştu çünkü açtığım kanalımı. Sizleri çok seviyorum. Bu arada benden özel danışmanlık tarot ve tabii ki doğum haritası hakkında bilgi almak isterseniz de WhatsApp numaram zaten bu videonun altında. Sizleri seviyorum. Güzel bir olumlama da sabitleyeceğim mesaj kısmına. Evet, bu arada efendim afiyet olsun. Aşk itonuza da bu yemeği yaparsanız gönlünü fethedebilirsiniz. Hiç kereviz yemeyen insanlar bununla birlikte kereviz yedi bu yemekle birlikte. Hoşça kalın. Aşkla kalın.